Avrasya Hospital sağlık rehberi bilgilendiriyor. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Kolon kanserine ilişkin öncesinde bilgiler alalım. Kolon kanseri nedir hocam? Şimdi tüm dünyaya, özellikle de ülkemize sağlıklı bir ömür diliyorum herkes için. Evet. Kanser son yıllarda niçin çok arttı? Gerçekten şehirlerde yaşamanın bir bu negatif bir getirisi oldu. Evet. Teşhis yöntemlerimiz çok arttı. Çok erken teşhis edebiliyoruz ama gelen hastalar için. Erken teşhisin çok önemi var. Tüm kanserlerde olduğu gibi kolon kanserinde de öyle. Bunların tabii belirtileri sinsi, özellikle kolon kanserinin çok sinsi. Tüm dünyada ortalama 1 milyon kadar insan yılda kolon kanserine yakalanıyor. Bu ülkemizde 6 milyon kadar, 1 milyar kadar. Düşün yani çok yüksek bir rakam. Ve bunların altında genel olarak bir polip dediğimiz ufak et beni gibi bir doku oluşuyor. Erken belirtiler neler? Şimdi evet, kalın bağırsağın ilk önce tabii hafif bir anatomisini söyleyelim. Onlar çünkü belirtiler yerine göre değişiyor. Kalın bağırsağımız ortalama makattan itibaren ince bağırsakla birleştiği yere kadar ortalama 2 metre kadar bir bağırsak. Özellikle sağ kolon dediğimiz kolon suyun emilimini sağlıyor ve orada dışkılar daha yumuşak. Gittikçe sertleşiyor, suyu azalarak makata doğru sertleşmiş, daha böyle kıvamlı bir dışkılamayı yaratıyor. Evet. Kolon tümörlerinin %70'ini sol bölgede görüyoruz. Yani dışkının daha kalın olduğu bölgede. Bunlar da genelde çok hafif ağrı, sol kadrımızda dolgunluk hissi, bazen işte dışkının çapında azalma, bazen çok kansızlıkla bulgu verebiliyor. Özellikle sağ kolon tümörleri. Bunlar da ancak dışkıda gizli kan bakılarak görülebiliyor ve şüphe ediliyor. Ama bunlara rağmen hiçbir belirti vermeden birdenbire tıkanmayla, özellikle sol kolon çapı daha küçük olduğu için kusmalarla, ileus dediğimiz tabloyla bulgu veren ve gelen hastalarımız var. Evet. Şimdi kolon tümörlerinin nasıl korunuruz? İlk önce onu hafiften bir bahsetmek Lütfen isterim. Hocam. Bir kere predispozan faktör dediğimiz faktörlerimiz var. Bunların bir, batı türü diyet. Yani aşırı yağlı et tüketimi. Liften uzak bir beslenme. Alkol ve sigara özellikle. Bu alkol özellikle kalın bağırsağın mukozasındaki değişiklikleri kanıtlanmış artık. Spor yapmadan egzersiz bir hayat. Kronik kabızlık. Bunların hepsi kolon kanserine predispozan faktörler. Bir de ailevi yatkınlığı olan kolon kanserlerimiz var. O kolon kanserleri de ayrı bir grup aslında. O tür ailesinde böyle bir geçmişi olanların özellikle daha yakından takip edilmesi lazım. Evet. Neler yapıyoruz? Mesela böyle geldiler, şikayetler. Evet, hasta geldi evet. Size. Evet, nelerle başlıyorsunuz tedavi aşamasına? Genel olarak bir şüpheleniyoruz. Bu belirtilerinden, söylediklerinden. Acaba bu olabilir mi? Doktorların ilk görevi o çünkü biliyorsunuz. Evet. Şüphelenmek. Ondan sonra sıradan bir ultrason. Karaciğeri görüyoruz, işte diğer solid organları vesaire, batın içindeki bölgeleri, lenf notlarını, onları basit bir ultrasonla görebiliyoruz. Ondan sonra eğer fizik muayenede ele bir kitle geliyorsa, ultrasonda bir şeyler saptadıysak, daha da şüpheleniyorsak mutlaka bir tomografi. Bu bize yardımcı oluyor. Ardından da olmazsa olmazı bizim gold standart dediğimiz kolonoskopi. Nedir kolonoskopi? Evet. Işıklı bir kameramız var. Bu kamerayla içinde aynı zamanda bir çalışma kanalı da vardır. Giriyoruz anüsten. Eğer ilk 20 santimi incelememiz gerekiyorsa buna biz rektoskopi diyoruz. Bu çok kolay. Hiçbir işlem yapmadan, uyuşturmadan hastayı çok kolay yapılabilen bir şey. Daha yukarılara gitmek istiyorsak ki %70 tümörler o bölgede evet. olduğundan dolayı ona rektosigmoidoskopi diyoruz. O da aynı şekilde. Hiç sedasyona ihtiyacı olmadan hemen ayaküstü 2 tane laman yapılarak yapılabilen bir işlem. Buralarda
Eğer tamamını görmemiz gerekiyorsa bir gün önceden hazırlık yapmamız gerekiyor. Ki kalın bağırsak tamamen tertemiz olsun. Evet hocam. Burada ne arıyoruz? Girdik. İlk aradığımız şey polipler var mı? Bütün kolon kanserlerinin zemininde bir polip yatar. Mutlaka. O poliplerin çoğu ki şükür diyorum ona %70-80'e yakını diminutif, hiperplastik polip. Bunların kansere dönüşümü çok nadir görülen. Hatta hemen hemen dönüşmüyor diye düşünüyoruz. Evet. Ama bir de tübüler villöz ve tübülovillöz adenom dediğimiz adenomlar var. İşte bunlar çok önemli. Bunlar mutlaka dönüşüyor. Tehlikeli. Evet. Evet. Onlar da bir polip çeşidi. Mesela bir tübüler adenomun kansere dönüşme ihtimali %8. Tabii bir tübülovillözün %17. Villöz adenomun %22'lere kadar varabiliyor. Rakamlar gittikçe artıyor. Evet, artıyor. Dolayısıyla eğer ki yapılmış bir kolonoskopinizde bir polip tespit edildiyse mutlaka doktorunuzun bir izlem protokolü vardır. Yıllık, 2 yıllık veya 5 yılda bir. Bunlar yapılmalı. 50 yaşından sonra bu daha sık yapılmalı. Ailede kolon tümörü hikayesi varsa bu çok daha sık yapılabilir. Böylelikle çünkü niye? Endoskopumuzun çalışma portundan o polipi aldığımız zaman orada artık riski kaldırmış olur. Avrasya Hospital sağlık rehberi bilgilendiriyor. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir.